1990'lı yılların Türk popu dendiği zaman akan sular durur. Neden mi? Çünkü 90'lı yıllar çok başkaydı. Bugün sizlerle 90'lı yılların Türk pop müziğini konuşacağız. 90'lı yıllara gelinceye kadar Türkiye'de pop müzik, hafif batı müziği ya da Türkçe sözlü hafif batı müziği olarak ifade ediliyordu. Ancak 90'lardan itibaren artık Türkiye'de müzik Türk pop müziği olarak ifade edilmeye başlandı. 1990'dan 2000 yılına kadar gerçekten de altın bir çağ yaşandı. O altın çağın, o yaşanan güzel yılların önemli anekdotlarını şimdi sizlerle paylaşacağım. 1989'u 90'lı yıllara bağlayan dönemde bir efsane isimli şarkı yorumladı Hakan Peker ve aslında bu şarkı 90'lara merhaba derken 90'ların müziğinin de ilk kıvılcımını ateşliyordu belki de. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Hemen ardından yine 1990 yılında Aşkın Nur Yengi isimli genç bir kadın vokal Sevgiliye isimli bir albüm yaptı ve bu albüm çok büyük sükse yarattı. Albümde imzası olan isim Sezen Aksu'ydu. Prodüktör Sezen Aksu aynı yıllarda Gülümse isimli albümü yaptığında bu albüm gerçekten de 1990'lı yılların müziğinin katalizörü görevini yaptığı dersem hiç de yanlış olmaz. Hadi gülümse. Peki aboneye ne demeli? Aboneyim, abone, biletleri cebimde. Yonca Evcimik 91'de bir dansçı olarak şarkıyla, şarkı söylemekle hiçbir ilgisi yokken Abone isimli şarkıyı yorumladığı zaman aslında kendisinden sonra geleceklere bir güç, bir cesaret aşılıyordu. Abone gerçekten de 90'lı yılların önemli kıvılcımlarından biri oldu. Hakan Peker, Yonca Evcimik, Aşkın Nur Yengi. Bu isimler 90'lı yıllarda tanışacağımız genç kuşak şarkıcıların ilk örnekleriydi. Ardından gerçekten de arka arkaya yeni isimler karşımıza çıkacak ve hepsi kendi kitlesini yaratacaktı. 1980'li yıllarda arabesk varlığını hissettiren bir müzik olarak ortaya çıkarken 90'lı yıllara geldiğimizde popla arabeskin barıştığını ve popun içerisinde arabesk öğelerin kendini ifade etmeye başladığını gördük. Ve dolayısıyla aslında bu durum 90'lı yıllar müziğini daha da zengin, dinlenilir ve dikkat çeker hale getirdi dersek hiç de yanlış olmaz. Kayahan 80'li yıllarda kendini ifade eden bir erkek vokalken 90'lı yılların hemen başında Yemin Ettim isimli bir albüm yaptı ve bu albüm gerçekten de çok büyük kitlelerin beğenisini kazandı. İşte bu albümle Kayahan artık 90'lı yılların önemli yıldızlarından biri olmuştu. Tarkan, kıl oldum abi dediğinde herkes ne oluyor diye şöyle bir baktı. Ama gerçekten de o sözüyle slogan olan şarkı sonrasında 90'lı yıllarda birçok slogan şarkının karşımıza çıkmasına vesile oldu. Ve Tarkan 90'lı yılların starıydı. 90'lı yıllarda kadın vokallerin mi yoksa erkek vokallerin mi saltanatı ön plandaydı diye bir soru olursa benim cevabım erkek vokallerden yana olur. Çünkü Tarkan'la birlikte birçok erkek vokalle tanıştık. Kimler mi? Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Çelik ve Burak Kut gibi erkek vokallerde büyük sükse yaptılar. Sadece solo kariyer değil, beraberinde grup müziği de 90'lı yıllarda yeni örnekler verdi. Özellikle pop müzik adına baktığımız zaman İzel Çelik Ercan gibi bir üçlü karşımıza çıktı. Çok kısa dönem birlikte müzik yaptılar ve bu üçlüden iki vokal ön plana çıktı. İzel Çeliköz ve Çelik Erişçi. Solo kariyerde onlar da 90'larda güzel albümlerle karşımıza çıkmaya devam ettiler. Özledim, özledim seni ben. Ancak bunun yanında yine 90'larda Bol Vitamin isimli bir projeyle karşı karşıya geldik. Bayılana gazoz, bayılana limon. Birkaç albüm sonrasında yok oldular ancak Türkçe rap müzikte gerçekten de yapmış oldukları şarkı sözel itibariyle geniş kitlelerin çok dikkatini çekti ve o yıllarda çok satan albüm olarak Bol Vitamin hep karşımızda oldu. 90'lı yıllarda popüler olmak hiç de zor değildi. Yeter ki siz güzel bir şarkı sözü ve beste imza atın ve onu yorumlayın. Çünkü popüler olmayı kolaylaştıran önemli bir faktör 90'lı yıllarda hayatımıza girdi. O da radyolardı. 90'lı yıllarda hayatımıza giren özel radyolar o yıllarda yapılan müziğin daha kolay anlaşılmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına gerçekten de büyük vesile oldu. Bir gecede şöhret olunabilir mi? Olunabilir. Nasıl mı? Biz bunu 90'larda yaşadık. Mirkerem isimli genç delikanlının yapmış olduğu Her Gece
bir gecede popüler oldu ve ertesi gün tam 200 bin adet sattı. Tabii o projede albüme imzası olan aranjörün de projeye çok önemli bir katkısı vardı. İskender Paydaş. 90'lı yıllar yeni solistlerle tanıştığımız yıllar olduğu kadar yeni aranjörlerle de tanıştığımız yıllar oldu. İskender Paydaş'la birlikte yeni jenerasyon aranjörler arasında Uzay Heparı ve Ozan Çolakoğlu'yla da 90'lı yıllarda tanıştık. Ancak 80'li yıllarda tanıdığımız Atilla Özdemiroğlu, Onno Tunç ve Garo Mafyan gibi önemli aranjörler de 90'lı yıllarda güzel eserlere imza atmaya devam ettiler. Bugün Türkiye'de bir albümün mekanik olarak 100 bin adet satması çok büyük bir başarıdır. Ama 90'lı yıllarda 100 bin adet satan bir albüm pek de başarılı sayılmazdı. Çünkü o yıllarda 500 bin üzerinde ve milyonu deviren albümler arka arkaya geliyordu. Ve un kapanı plakçılar çarşısındaki prodüktörler ve yapımcılar gerçekten de çok büyük paralar kazanıyordu. Ve tabii ki 90'lı yıllarda Türkiye'deki müziğin yaratmış olduğu ekonomi yurt dışında yaşayan genç müzisyenleri de etkiledi. Onlar da Türkiye'ye gelip müzik yaptılar. Onların en önemlilerinden ikisinden bahsedeceğim. Birisi Kartel, diğeri Rafet Erroman. Kartel Türkiye'ye geldi ve yaptığı albümle bir numara oldu. Kartel bir numara. Ve Rafet Erroman, Türkçeyi dahi doğru düzgün konuşamayan ve yaptığı ilk albümünde o kırık Türkçesi kendini belli eden Rafet Erroman da 90'lı yıllarda Türkiye'de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir Türk genci olarak popüler olmayı başardı. Her şey basit, kolay, değersiz mi bilsen. Kent kültürünü yansıtan şehirli rock anlayışı. İşte bu ifadeyle 90'lı yıllarda tanıştık. Çünkü 90'lı yıllarda rock müzik adeta doğdu. Şebnem Ferah ve Teoman'la tanıştık. Solo kariyerde Şebnem Ferah ve Teoman harikulade şarkılar ve albümlerle karşımıza çıkmaya devam ederken karşımıza iki harikulade grup da çıktı. Bunlardan biri 1997 yılında tanıştığımız Mor ve Ötesi, diğeri 1999 yılında tanıştığımız Duman grubu. Aslında 90'lı yılları anlatırken Sezen Aksu adını daha da öne çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Sezen Aksu Gülümse isimli albümüyle katalizör görevi görürken tek başına olmadı. Arka arkaya kendi vokallerini albümler yaptı. Aşkın Nur Yengi'nin ardından Sertab Erener, Levent Yüksel ve Harun Kolçak Sezen Aksu prodüktörlüğünde başarılı albümlere imza attılar. 90'lı yıllar Türk pop müziği dendiği zaman bu videoda daha birçok kadın ve erkek vokalden söz edebiliriz. Ancak ben sizlere 90'ların ana hatlarını çizmeye çalıştım. Ve bu ana hatlara baktığımız zaman 90'lı yılları tek kelimeyle özetleyebiliriz. Türkiye'nin pop müziği açısından 90'lı yıllar gerçekten de altın yıllardı. O yılları yaşayanlar gerçekten de çok şanslıydılar. O şanslı kişilerden biri de benim.